Ankara adaysınız, Büyükşehir Belediye'ye. Neler söylersiniz bu anlamda? Yani geçmişle bugün arasındaki o durumu bir anlatır mısınız önce bize? Oradan buraya kadar geldik. Tabii şöyle yapalım. Önce bizi izleyen Ankaralı yurttaşlarımıza bir selam gönderelim. Hepsini selam ve saygılarla selamlayalım. Şimdi buradaki söylediğiniz bölümlere ben şöyle bir yaklaşımda bulunayım. Aslında önceki günler geçti, yeni günler geldi. Bir kere olaya böyle bir bakalım. Yani neler yaşandı, nasıl oldu bence şu an çok irdelenmesi gereken bir husus değil. Ama tabii ki söyleyebiliriz. Mesela Cumhurbaşkanlığına layık görülme üzerinde yoğunlaşıyor bazen bir şey. Cumhurbaşkanlığına layık görülene bugün belediye başkanlığına layık görmüyorsunuz. Peki Sayın Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanlığına Cumhuriyet Halk Partililer layık gördü ya da hepsi altılı masa layık gördü. Ama Cumhuriyet Halk Partisi kurultaya gitti ve genel başkanlığa layık görmedi. Şimdi ne diyeceğiz bunun için mesela? Ne söylememiz lazım? O gün Cumhurbaşkanlığına layık gördüğünüzü bugün kurultayda genel başkan yapmadınız. Bunun içinden çıkamayız yani böyle bir şey olmaz. Bazen insanlar bir yere birisini layık görebilirler, sonra başka bir yere layık görebilirler, bazen de layık görmeyebilirler. Şimdi bunların ben çok detaylandırmak istemiyorum çünkü bizim belki odaklanmamız gereken yer Ankara ve Ankara'da neler yapılıyoruz ve neler yapmaya çalışıyoruz ya da kampanyamızı nereye götürüyoruz, kampanyamız nasıl gidiyor, Ankara'da seçimler ne olacak? Ona bakmamız lazım diye düşünüyorum. Daha sonra şöyle bir şey düşünüyorum. Ben çok belki siyasetin içinde değildim. Yani aktif böyle teşkilat, örgüt yapılarında içinde çok olmadım. Ama 2014'te de isminizi duyduk o süreçte de. Tabii orada yani şunun için söylüyorum. Biraz belki farklı bölümlerde olduğum için söylüyorum. Şimdi siyasal partilerde istifa son derece demokratik bir haktır ve herkes istifa edebilir. Çoklu yerlerde çok istifalar olmuştur. Fakat nedense mesela bazı partilerde istifa edeni sadece istifa etti diye medya geçer. Sonra o istifa eden gider evinde oturur. Fakat nasıl bir operasyondur ki yaklaşık 6 aydır nerede var bir belediye meclis üyesinin yanındaki sekreter istifa etti diye kamuoyunda haber olur. Şimdi bu doğru bir yaklaşım olarak ben görmüyorum. Ben bunların sebeplerini biliyorum. Yani bu sebepler aslında demokrasimize bir ihanet olarak görüyorum. Ya medya bunu niye veriyor diye söylemiyorum. Fakat şu an içinde bulunduğum yapı, siyasal parti için bunu özetle veya dikkatle incelemiş ve sebeplerini bilen bir kişi olarak söylüyorum. Şimdi bu doğru bir işlem değil. Her siyasal parti kendi öz adaylarıyla seçime gidebilir. Bugün başka bir partide olan bir arkadaş başka bir partide de aday olabilir. Bunlar son derece demokratik haktır. Şimdi Mansur Bey MHP'deyken istifa etmiş, gelmiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olmuş. Ondan sonra seçimi kaybetmiş 2014'te. 3 gün sonra mı, 5 gün sonra mı ne zaman olduğunu Cumhuriyet Halk Partililerin bile bilmediği. Sonra 3 sene sonra tesadüfen öğrendiği bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmiş ve gitmiş. Şimdi bu haber oldu mu bu ülkede? Hiç kimse haber yaptı mı? 2014 seçimlerini kaybeden Mansur Yavaş'ın ne gün Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini ya da istifa ederken kendi getirdiği meclis üyelerini dahi haberdar etmeyip saklı gizli istifa ettiğinin haber oldu mu? Oysa ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyükşehir adayıydı. Ama istifa etti gitti. Bir tane haberini duymadı. Tesadüfen Cumhuriyet Halk Partililer duydu. Şimdi hal böyle olunca bazen bir de şöyle bir şey var. Bu tür işlere çok girmek istemem ama belediye meclis üyeliği veya belediye başkanlığı veya başka konumlar bazen makam ve mevki getirebilir. Bazen insanlar bu bekledikleri makamın karşılığını listelere vesaire de yazılamayınca da ayrılabilirler. Bunlara da saygıyla bakmak lazım. Mansur Bey nasıl seçilemedi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden gitti. Şimdi ben size şöyle bir şey sorayım. Bu seçimde Mansur Bey kazanamayacak. Ne zaman istifa edecek mesela? Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacak mı kalmayacak mı? Kimse biliyor mu bunu? Mesela aslında bir şeye böyle bakmak lazım. Girdiğiniz yerde sizi var eden partiyle aidiyet ilişkinize bakmak lazım. Şimdi kim istifa ediyorsa İyi Parti'den bunu göklere çıkarıp nerede var İyi Parti bitti deniyor. Şimdi İyi Parti'nin elinde anketler var. Kamuoyu ölçülüyor. Bir önceki seçimde yani 2023 seçimlerinde neredeyse nerede var daha üstte. Şimdi ayrı mesela bir parti ayrı gidecek. Seçimlere tek başına gidecek olay oldu. Mesela kelime şu kaybettiren.
Onun için olur. Harikasınız. Yani kaybettiler. Şimdi ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adayım. Ben Ankara Büyükşehir Belediye seçimini halkımız teveccüh gösterir, sandıkta bana oy verirse, ben kazanırsam kazanmış oluyor muyum? Ben kazanmış olacağım. Peki kim kaybetmiş oluyor? Turgut Bey de kaybedecek, Mansur Bey de kaybedecek. Şimdi bu ikisi kaybettiği zaman ben Mansur Bey'e kaybettirmiş bu olacağım. Şimdi bu nasıl bir anlayış? Ben bunu anlamış değilim. Bir yarış olacak ve bu yarışta kazanan ve kaybeden olacak. Yarışın bir tane kazanan olur, diğerleri de kaybeder. Ama burada şöyle bir şeye işaret ediliyor. Yani özellikle İyi Parti'nin seçmen tabanıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da işte Cumhuriyet Halk Partisi adayına dönük olarak İyi Parti tabanının daha fazlasıyla bugüne kadar oy vermesi, ittifak çatısı altında özellikle. Ama bugün ortaya çıkan işte yepyeni bir tabloyla sizler adaysınız. Elbette ki her siyasi partinin kendi adayını çıkarması kadar doğal bir şey yok. Ama bir de kamuoyu diyor ki İyi Parti mevcut durumda bugün çıkarmak zorunda mıydı 2024 için? Çünkü bu seçim o seçim değil diye İyi Parti'nin kendi kurucuları, kendi işte kurmayları, genel başkan yardımcıları da dahil olmak üzere 2024 seçimleri değildi bu bizim Kantar'a çıkacağımız seçim. O sebeple İyi Parti adaylarına dönük olarak bu değerlendirmenin yapılması çok fazlasıyla söz konusu. Tamam, o arkadaşlara şunu soralım. Hangi seçim o seçim? Yani hangi seçim o seçim? Yani bu seçim değil. Hangi seçim o seçim? Ama şimdi 2023'ten çok kısa bir zamanda geldi ya yerel seçim. Orada biraz daha zamana ihtiyaç var. Yaralar sarılabilirdi belki düşüncesine sahip olanlar açısından. Hangi yara sarılacak şimdi? Bir de o da var. Hangi yara sarılacak? İnsanları yankı odasına koyacaksınız. Yankı odasında kazanıyoruz 60'la 70'le diyeceksiniz. Yan yana oturup tiyatro yapacaksınız. Kazanıyoruz ha aramızda kalsın diyeceksiniz. İki tane büyükşehir belediye başkanı. Ondan sonra bu işlemin içerisinde seçimin biraz sonra o açtığınız için oraya gelmem lazım. Cumhurbaşkanlığı seçimi içerisinde hangi pozisyonda oluyorsunuz o seçimi kazandırmak için değil de belki kaybettirmek için neler yapıyorsunuz onları unutuyoruz. Ondan sonra bu tarafa geliyoruz yara sarmaya. Şimdi bakın olay şöyle bir yere evriliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi bitti. Yeniden insanlar başka adaylarla geliyor. İttifak modelinin yani bu konuda modelin aslında sonuca müessir olmadığı ortaya çıktı. Bunu kimse konuşmuyor. Bakın 2017 seçimlerinde Ankara'da anayasa değişikliği referandumunda hayır %51, evet %49. Yani hayır bloğu %51. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan karşısındaki bloğun oyu %51. 2019 seçiminde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde belediye başkanının seçildiği oy 51. Burada